Yine de dünkü sohbettimde de onu da arkadaşlar herhalde YouTube'a zaten geçti. Onu da din Orada da çok şeyler konuşuldu. Çok şeyler. Bak ben 2019'da ne konuşmuşum? Arkadaşlar bana atıyorlar ben orada her dakika ne konuştuğumu. Neden hatırlayayım? 2019'un kaydından. Aynı şeyler. Dün de aynı şeyleri konuşmuşum haberim yok. Dün gece bir arkadaş dedi ki sen bu 2009'da aynı şeyle Çünkü neden? Hakkın yolu bir. Doğrunun, aklın yolu bir. Hakkın yolu bir. İran'ın buradaki fırsat kollaması, tutmayın beni geliyorum numaraları yapması, Hizbullah'ın kenara kadar tankları getirip numaradan bir iki bir şey Lübnan'dan sınırdan atması, arkadan plancılıkları, aynı sözü söylemişim. Yorgan gitti, kavga bitti. Onun kıssasını Dünkü sohbeti, mektubat dersini dinleyin. Bir saate yakın önce bu konu konuşuldu sonra. Zaten mektubatta şia yeret mektuplarındayız. Bir de bunu ıs, ılımlandırmaya çalışan şalvarlı cübbeli hocalar çıkmış şimdi. Yok efendim işte İran'ın aleyhine konuşan hocaları Allah ıslah etsin diyor benim için. Allah Allah! Allah kimi ıslah edecek ya sen? Bir de diyor Allah diyor ıslah etsin diyor İran'ın aleyhine konuşuyorlar. Ya İran'da da ehl sünnet var Müslüman kardeşlerim. Tabii onların seviyoruz ediyoruz ama İran rejiminin bu kadar Müslüman ülkeyi paramparça ettiği, Suriye'deki durum meydanda numaralara bak hele ya. Hamene'in, ne diyor? Halis Aydemir gitmiş, Hamene'in, Hümeyne'nin işte Hamene'in neyse posterin altında konuşma yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bilmem ne. Onlar, birileri de ona reddiye yapıyor, ne gitti? Ya o zaten Hamene'ye gitsen ne olur? O Hamene'den beter. Adam ayet olsa aklımda reddederim diyor. Adam Diyanet'in ilk 15'inde diye. O hama beter zaten? Onun oraya gitmesinde ne mahsur var? İstediği ve abiye zi, daha gitsin o. Ondan bir işimiz yok. Bizim şalvalı cübbeli imam olmuşlar. Diyor ki İran'ın da konuşmamak lazım. Ya bu İran rejimi değil mi bu işleri bu hale getir? Suriye bu halde olmasa Yahudi bunu yapabilir mi? Irak bu halde olmasa Yahudi bunu yapabilir mi? Lübnan bu halde olmasa Yahudi bunu yapabilir mi? Hepsini şey, üçe böldürdü. Şu anda bu fırsatçılara aldanmayalım. Bunların, tabi burada uzantıları var. Saadet biliyorsunuz devamlı bana çatıyor. Milli Gazetenin manşetlerinden artık ben düşmüyorum. Hep Milli Gazetenin manşetlerindeyiz. Ondan sonra Kudüs davasını baltalıyor. Ben baltalıyormuşum. Sen ne yapıyorsun? Sen bütün Suriye'nin davasını baltaladın. 10 milyon ehli sünneti muhacir eden karısına kızına arasında tecavüz edin. Şehit ilan ettin ya. Senden daha dalalette bir fırka var mıdır? Bu kadar Müslüman ahını aldın.